Fatih Cengin'imiz de yılları ardında özlemle bırakmış. O sadece sevdiklerini değil, toprağını, bağını, bahçesini de yüreği yana yana alıyor. Eski ekmeği dikmeyi özlüyorum, çalışmayı özlüyorum. Bağımız vardı, üzüm bağımız. Amcamdan gider bellerdik. İyi de dallarımız vardı, ceviz ağacımız vardı. Özümüz, sulumuz vardı. Hepsi kaldı yerinde. Attım buraya kendimi, yavrum işte. Toplumumuzda kanayan yaradır çocuk gelinler. Hatice ninemiz de çocuk gelinlerden biri. Güzeller güzeli Hatice ninemiz henüz çocuk yaşında, daha 15'inde görücü usulüyle evlenmiş, yıllarını paylaştığı eşiyle. 15 yaşında gelin oldum, 14 yaşında gelin oldum. Tere mahalle diyoruz, koymuş Nevşehir'deyik de. Ondan sonra 3 çocuğum oldu, biri öldü. 3'ü de sağ, 5 çocuğum oldu, 2'si öldü, biri sağ. 2'si sağ kuzum. İşte kızım, diyorum 34 yaşında oğlu öldü, felç oldu. Şeker hastası, inne vurunur. Oğlum da evli. Bir hanımı var. Ben kendim geldim buraya kuzum. Dönüşüp çekişip gelmedim yavrum. Amcan ilaç verirdi. Öte bere ekerdik. Tuğup, pürçüklü, pırasa, bunlarla uğraşırdık. Patatesiydi işte. Aylığı yok amcayın. Aylığım olsa belki gelmezdim kuzum. Buraya kendimi attım. Ne yapacaksın yavrum? Amcan öyle daha 18 sene oldu kuzum. Çok oldu. Çok kaldık biz. Bu çocukları büyüttüm, gelin ettim. İllerin işini, illerin aşığının kuzum. Ağlatma beni, hiç ağlayacağım. Babam öldü, gelinliğinin yanında. Annem öldü, gelinin yanında. 3 kızıydık bazı, biz. 3 bacıydık. Bazımın küçük, bacı küçük, kız kardeşimin ayağı kesildi. 42 yaşında o öldü. Bak bu senenin içinde, hepsi bu senelerin içinde. Kardeşim 40 yaşında ameliyat oldu kafadan, o öldü. 28 yaşında yeğenim hastanenin önünde, Nevşehir'de hastane, iki yıkıldı oraya. Perde takakana, alüminyum şey derdi, bir çocuğuyla o kaldı mı, yandı. Ya, kardeşim vardı, askeriyeden emekliydi. O yatsı namazını kırarsana, salatı fütüre gelince, o orada öldü. En nihayeti bu yeğenim, torunum 34 yaşında sabre kesesinden ameliyata gitti de. Kızlar zamanları kal durmuyor dediler, o da öyle gitti. Hangisine yanarsan yan. Teyzen yaralı kuzum, ne yapacağım? Hatice nine çekimler esnasında gelen mektupla sevince boğuluyor. Sevgili babaanneciğim, canım babaannem, seninle kısa bir sohbet etmemize rağmen seni çok sevdim. Cana yakın, güler yüzlü, tatlı dilli ve çok duygusalsın. Biliyorum torunlarını, çocuklarını çok seviyor ve çok özlüyorsun. Onlar için çok üzülüyorsun. Üzülme babaanne, Allah büyük. Allah yardımcıları olsun hepsinin. Canını sıkma, fazla üzülme, dualarımızı eksik etmeyelim yeter Rabbimizden. Benim babaannem yoktu, ben doğmadan ölmüş. Ama artık bir babaannem var. Ben de senin bir torununum. Sakın unutma babaanneciğim. Babaanneciğim, bir şey istersen söyle. Ben elimden geldiği kadarıyla istediklerini yaparım. Canım babaannem benim. Babaannem olmadığı için çok üzülüyordum. Ama artık üzülmüyorum. Çünkü benim de bir babaannem oldu. Seni çok sevdim. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Sakın ben giderken ya da gittiğimde ağlama. Dayanamam sana. Canını da sıkma. Her şeyin hayırlısı neyse o olsun. Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Amin. Babaanneciğim, kendine dikkat et ve asla kendini üzme. Canım babaannem benim. Hediyelerimi de beğenirsin inşallah demiş. Seni seven torunun Ayşen. Hatice teyzeme yıllar önce gelen bir kızımız. Seni sık sık ziyaret edeceğim, hiçbir şey yapamazsam mektup yazacağım diye söz vermiş. Sözünü de tutmuş. Kızım gibi bir seviyorum da şu aralık göndermiyor. İnsan kalbi kazanmanın yolu ne kadar kolay aslında. Hatırlanma, bir iki güzel söz. Bu da kızım, bu da kızım. Hastalandım da
ıhlambul kaynattı, hayva yaprağı kaynattı, bana neler etti. Hasta teyzem, hasta değil. Allah razı olsun. Bu da bir kızım. Çinlerimizden. Ne yapacaksın? Yine buna da şükür. Allah hükümetimize zaval vermesin yavrum. Allah ortamıza düzenlik versin, kurban olduğum Allah. Yıllarca yaşanmışlıklar kimi 70, kimi 80, her çizgi acı, her çizgi hüzün, yüreklerde saklı sözler, kırık hayatlar, kırık hayatlar. Doğmuşum, babam ölmüş. Babam da abilerime beni emanet etmiş. Mustafa ile Maviye çok küçük, onların emaneti boynuza. Ben gideceğim demiş babam. Ondan sonra annemle ben kalmışım. Annem, bizim de bir yaylamız vardı. Annem oraya giderdi yazın. Ondan sonra malımız, davarımız, atımız oradaydı. Annem bize bakardı, onları yapardı. Ondan sonra da tekrar Suşehir'ine dönerdik. İşte öyle öyle geçti günlerimiz. Büyüdük, besledik. Ondan sonra ben büyüdüm. Orada bir beyefendi vardı, beni küçükken annemin koynundan aldı kaçırdı. Annem bağırıyor, ben bağırıyorum. Annem dedi, Maviye korkma, ben seni bulurum, getiririm. Getirdi, dolandırdı, götürdü, oraya gitti, buraya gitti. Ondan sonra bir de tuttular bunu, getirdi, eve getirdi. Ben annemgilde kaldım. Onu götürdüler, hapse götürdüler. Ondan sonra orada yattı, iki ay yattı orada. Ondan sonra o büyük hareket oldu, Erzincan hareketi. Çıktı geldi işte, amcamın oğluna bir tarla verdi. İlla bunu ben bırakmayacağım, alacağım dedi. Dedi ki o küçücük çocuk olsun dedi. Ben dedi, onu dedi çocuk gibi büyüteceğim dedi. Baş edemedi benim de. Bir annem vardı, bir abim vardı. O birileri öldü, büyükler. İşte aldı gitti. Allah razı olsun, Allah onu da nurda yatırsın. Hiç beni incitmedi, hiç. İşte öyle, ondan sonra vefat etti. Affedersin, dört tane çocuk oldu. O çocuklar da küçücüğüydü. Biri oğlan, üç oğuz. Hasta oldular, öldüler, küçük küçük. Onlar öyle öldüler, gittiler. O çocuklar da Allah aldı, yanına götürdü. Ben de çok memnun oldum. Şimdi o çocuklar orada ağlayacaktı, ben de burada ağlayacaktım. Annem orada diye. Allah'ım bin şükürler olsun, yanına götürdü onları. Çok şükür. Beyim de onlardan sonra öldü. Beyim de çok efendiydi. Çok ondan sonra merhametliydi. Bir tanesi gelirdi de, efendi amca bugün param yoktur benim derdi. Hemen gider birinden bulur, verir, getirir, ona verirdi. Abi müdür bey gibiydi. İşte böyle böyle. Ondan sonra da bir komşum vardı Suşehir'de. Dedim Maviye teyze, ben seni bir yere götüreceğim. Ekmeğe gidiyorum, otura otura gidiyorum. Başka şeye gidiyorum, otura otura. Başkasının getirdiğini beğenmiyorum. Ben seni bir yere götüreceğim dedi, dayanamam sana, üzülürüm dedi. Dedim ki yok, dayanırsın dedim, Güler Hanım dedim. Gelirsin, gidersin yanıma dedim. Aldı, getirdi beni, buraya bıraktı. Burada da, buradaki kızlar, müdür bey, bir müdürümüz daha vardı. O da gitti, yukarıda çalışıyor. Ondan sonra bir gün ağlıyordum burada. Müdürüm, o gelen müdür geldi dedi, Maviye teyze dedi. Sen dedi, alıştın mı dedi buraya. Dedim ki, müdür bey alıştım ama dedim, içim yanıyor dedim. Dedi ki Maviye teyze bak bizim evimiz var dedi, tarlamız var, tumbumuz var, şeyimiz, paramız var dedi. Bizim de sonumuz var. Ağlama dedi. Ondan sonra buradan çekti gitti şeye, yukarıya gitti, orada çalıştı malıştı, başka yere gitti. Çok iyiydi, o da çok güzeldi. Allah size de ona da
uzun ömürler versin. Ben buradan Anadolu Keyfi izleyenlerine bizi izledikleri, tercih ettikleri için, Kanal A'yı tercih ettikleri için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Vallahi sıcak bir atmosfer içerisinde geçiyor hep böyle bizim Anadolu Keyfi'ndeki söyleşilerimiz. Tat veriyorsun. Tat. Hayır, siz de tat veriyorsunuz, konuşturuyorsunuz yani. Hani söylenene değil, söyletene bak derler ya, siz söyletiyorsunuz, biz söylüyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ağzınıza sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Ben sen yavrum, ölürsen de bir ölmesen de, ölürsen de bir ölmesen de, ölürsen de bir ölmesen de, ölürsen de bir ölmesen de.